Nagihan Alçı AKP gemisini terk ediyor. Parasallayı indirin. Nagihan Alçı işte binecek başka bir gemiye diye haberler var. Muhalefet medyasında. Ama bunun nedenini açıklayacağım. Peki niçin bunu söylüyorlar? Diyor ki işte Nagihan Hanım. Hem Ankara'yı hem İstanbul'u doğru adaylarla kazanan Kılıçdaroğlu değil mi? Bu başarı bir siyaset ustalığı gerektirmiyor mu? Şimdi de yine benzer bir süreç tekrarlanıyor. Aynı kişiler... Aynı söylemlerle eskimiş argümanlarla Kılıçdaroğlu'na yükleniyorlar. Ya bu sefer Kemal Bey'in bir bildiği varsa diyor. Nagihan Hanım şunu bir kere bilsin. HDP aday çıkarmış olsaydı, İyi Parti aday çıkarmış olsaydı ne İstanbul ne Ankara kazanılmıyordu. Ortada doğru aday falan meselesi yok. Ortada HDP'nin aday çıkarmaması meselesi var. Binali Yıldırım 13 bin farkla seçimi kaybetmişti. HDP aday çıkarmış olsaydı Binali Yıldırım İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Bu bir. Ortada bir başarı maşarı yok. İkincisi sizin bunun için yaptığınızı biliyoruz. Kılıçdaroğlu'na gaz verenlerin en büyük amacı Kılıçdaroğlu'nun aday olup seçimi kaybedip Erdoğan'ın bir kez daha kazanması. Bunu üstelik muhalif görünümlü olup da aslında iktidara hizmet eden sözde muhalif gazeteciler de yapıyor. Bugün Mansur Yavaş'ın seçimi kazanacağı açıkça ortadayken hatta birinci turda bile Erdoğan'a fark atarak seçimi kazanma ihtimali bulunmasına rağmen AKP'liler ve muhalefetten memnun olan CHP milletvekilleri ve Kılıçdaroğlu'nun etrafını sarmış olan kişiler canla başla aman biz Kılıçdaroğlu'na da gösterelim de bu seçimi kaybedelim diye uğraşıyorlar. Çünkü planları, programları, projeleri anlaşılan hiçbir şeyleri yok. Eğer bunların tamamı olsa ellerinde, çünkü bunlar iktidar olsa anlaşılan far görmüş tavşana dönecekler. Ben bunu diyorum. Eğer ki Kılıçdaroğlu'na aday çıkarıyorsa muhalefet iyi Parti'de dahil hepsi iktidar olmaktan korkuyor demektir. İktidar olmak isteyen kimse kusura bakmasın. Mansur Yavaş adayı gösterir. Nagihan Alçı AKP gemisinden ayrılsın. isterse CHP gemisine bilsin. Hiç umurumuzda değil. Bizim adayımız belli arkadaş Mansur Yavaş diyen milyonlar var. Dolayısıyla Nagihan Alçı'nın gazlamasına uyup da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verecek bir iyi parti seçimde karşımıza çıkmasın. Benim tek güvendiğim parti iyi parti o altılı masada. Ve Meral Akşener'in son dakikada bu oyunu bozacağına inanıyorum. Yoksa iyi partiye gönül veren milyonlar iyi partiyi de terk edecek. Bu uyarıları bir dost eleştirisi olarak iyi parti genel merkezindeki kişiler görsün. Hiçbir şekilde Nagihan Alçın'ın, Kemal Özgüraz'ın, Merdan Yanardağ'ın, Hakan Aygün'ün, Eren Erdem'in bunların gazlamasına hiçbir şekilde inanmayın.